Bakın yani şimdi bakıyorum şahsen bir vatandaşım. Benim 24 saatimin çoğu kitap okumakla geçer. 30 sene Arapça, kitap, mektepler meşgul olduk. Ben başka bir iş yapmadım. Elimdeki kitaplarım ve kütüphanem de hayli büyüktür. Zengin bir kütüphanem var. Elimden kitap düşmez. Vallahi meseleleri anlayamıyorum. Ne gibi? Ege'de tatbikat yapılıyor. Kararlılık 92 tatbikatı. Askeri tatbikat. Kim yapıyor? NATO. 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 Ya ne bu? Bu NATO ne? Açtım tekrar bir kere daha okuyayım. Ansiklopediden NATO'yu okudum. NATO niçin kurulmuş? NATO'nun kuruluş sebebi var. Kuruluş sebebi. Bir sebeple kurmuşlar NATO'yu. Öyle yazıyor. Sovyet Rusya'nın, Komünist Rusya'nın yayılmacılığını önlemek için kurmuşlar. Sovyet Sosyalist Rusya, hani bir zamanlar. Sovyet Rusya'nın yayılmacılığı, yayılmak istiyormuş. Yugoslavya'ya, Balkanlara inmek istiyor. Akdeniz'e inmek istiyor Rusya. İskenderun'a inmek istiyor Rusya. Afganistan'ın sırtından Körfez'e inmek istiyor Rusya. Yayılmak istiyor. Yayılmasını engellemek için güya NATO kurulmuş ve mücadele etmiş olduğunu yazıyor kitaplar. Peki Rusya bugün çöktü, dağıldı. Rusya yayılmak şöyle kalsın, karnını doyurmaktan aciz kaldı. Rusya gitti. Rusya gittiyse bu NATO niye gitmedi? Bu NATO ne oluyor? Ege'de bu tatbikatın sebebi ne? Kime karşı bu tatbikatı yapıyor bu NATO? Vallahi kimse açıklayamıyor. Bir tek erkek yok Türkiye'de bunu açıklasın. Yunanistan'a karşı yapılıyor diyemezsiniz. Yunanistan NATO'nun üyesi. Türkiye NATO'nun üyesi. Kime karşı yapıyorsunuz bu NATO? NATO tatbikatını Ege'de kararlılık, mararlılık. Bu füze ne? Bu kaza dediğiniz bela ne? Bu Amerika ne? Ne arıyor? Gemileri Ege Denizi'nde çekiç güç doğuda. Bu Amerika ne arıyor? Türkiye'yi yutmaya çalışmıyor mu? Anlamıyor musunuz bir şeyler? Apar topar Türkiye gidiyor. Hiç kimse bir açıklama yapmıyor. Doğuda PKK diye bir beladan bahsediliyor. Ne yapıyor bu adamlar? Köyleri basıyor, bebeleri ve dedeleri öldürüyor. Bunların gayesi ne? Efendim Kürt halkının hakkını savunmak. Kürt halkını korumakmış, Kürt halkını savunmakmış, Kürt devleti kurmakmış. Ya Kürt halkını savunan gider de Kürtlerin oturduğu köyleri yakar mı? Bak köy yakıyorlar. Çocukları öldürür mü? Bu ne biçim Kürt ya? Ama arkasında Ermeniler var. O köyleri yakanlar Ermeni çeteleri ama hiçbir erkek söyleyemiyor. Ya bu ne olacak kardeşler? Karanlık dönemlerden geçiyoruz. Müslümanlar camilerinize sahip çıkın. Cemaatlerinize sahip çıkın, dininize sahip çıkın. Dinine sahip çıkmayanları, bir başka dinin, batıl dinin mensupları, Bosna Hersek'te olduğu gibi canlarını okuyorlar. Irz ve namuslarını çiğniyorlar. Biz bunlara karşı dinimize sahip çıkarak koruyabiliriz kendimizi. Başka bir metotla koruyamazsınız. Amerika'ya güvenemezsiniz. Bak Amerika füzesiyle kendi muhribimizi, kendi gemimizi batırmaya kalkıştı ve bir sürü insanımızı perişan etti. Nereden başlarsın, nereden bitirirsin? Vaaz-ı nasihattan zevk almıyoruz. İmkanları kullanamıyoruz. Müslümanlar organize olmuş değil. Müslümanlar örgütlenmiş değil. Müslümanlar teşkilatlanmış değil. Müslümanlar cemaatleşmiş değil. Cemaatlerinin başı yok. Diyanet İşleri Başkanlığı devleti temsil ediyor. Müslümanları temsil etmiyor. Seçilmemiştir çünkü. Tutulmuş getirilmiştir. Üstelik hiçbir faaliyet yok. Vatandaş kandırılıyor, aldatılıyor. Özel televizyonlar bütün milleti kumara ve zinaya teşvik ediyor.